köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası. Avrupa yakası. Tapşın yürüsün koşsun dua etsin yatsın kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği sallah kariyeri pulle, çayını da demle son durak Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Ben de zengin çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Ben de Nişantaşı çocuğuyum. Ne olur açsanız aranıza. Biri bizi durdursun canım. Arkadaşlar, kolay gelsin. Size hediyelerim olacak. Hediye mi? 9 yıldır ilk defa. Bedava mı veriyorsunuz? Hediye diyoruz evladım. Paramı alacağız. Patronunuz size en son çıkan e-mail alıp yollayabilen cep telefonu hediye ediyor. Ha, Kubilay aldı. Ha, tamam. Hayır efendim, ne münasebet, ben aldım. Ben size hediye alamaz mıyım yani? Maaşlar yatmayacak mı? Ama asabi oluyorum şimdi. Fatoş Hanım, vakit nakittir. Lütfen şu telefonları arkadaşlara dağıtır mısınız? Tabii herkese yok. Saadettin Bey, bana da cep telefonu olacak değil mi? Ben çünkü burada idare müdürüyüm ya. Benim de olmaması lazım. Bana da olması lazım. Olmazsa olmaz çünkü. Renklerini seçebiliyoruz değil mi? Şu acı arkadaşımız hariç herkese var tabii canım. Güle güle kullanın arkadaşlar. Ben zaten işten ayrılıyorum Saadettin Bey. Wow. Çok güzel, çok güzel. Kader insana bir yanda mutluluk veriyor, öbür tarafta üzüntü. Doğanın dengesi işte. İsrar etseniz de kalamam. Şimdiden söyleyeyim, ne derseniz deyin, beni kararımdan döndüremezsiniz. Bu son kararımdır. Oldu. Hadi çalışın arkadaşlar, çalışın. Telefonlar için çok teşekkürler Saadettin Bey. Aa, yalnız arkadaşlar gece 11'e kadar telefonlarınız kapanmasın. İş konusunda e-mailleşeceğiz. Lütfen yazışmalarıma cevap veriniz. Aman. Çalışın, çalışın. Ne? Ne demek işten ayrılıyorum? O değil de şimdi gece 11'e kadar iş yazışması mı yapacağız yani? Vay be. Saadettin amcanın son dakika kızı ya. Aslında ondan öğrenecek. Çok şey var canım. Canım herhalde yani acil bir şey olursa diyedir. Yolun açık olsun Tanrı yiğidi. Esinlikler dilerim. Yavrum. Yolun açık olsun. Esinlikler dilerim. İçeride gerçekten bir ferahlama olmadı mı ya? Vallahi. Şu anda etrafta dikkat ediyor musun? Oksijen akışı başladı ha. Dikkat edin. Değil mi? Aney! Sana ne yaptılar böyle? Anlatsam roman olur Gafur. Ama bu ev dolu hikaye benimle birlikte mezara gidecek. Ne vardı? Bir isteğiniz var mı veya arzunuz diyecektim ama suratı böyle görünce korktum. Aman sen dünya güzelisin çünkü değil mi? Değilim hanımca ama herkes bana böyle alıştı. İyi akşamlar. İyi akşamlar, ne vardı? Depresyondasınız hanımca. Depresyondayım. Unutuldum, aldatıldım. Sevgilimden ayrıldım. Makbule.
Bir dakika. Bir dakika. Efendim yenge. Ha kızım, Gafur geldiyse söyle, bir ekmek alsın, bir yoğurt alsın, ha bir de mandalina alsın ama seçerek alsın iyisinden şöyle. Yoğurt alsın, ekmek alsın, mandalina alsın, mandalinaları seçsin. Gafur. Nasılım? Burhan'la ilgili bir mevzu hanımca. Ne alakası var ya? Burhan kimdi? Ha, alt kat. Şu Aşif denen Kristal düşük ahlaka sahip. Ayrıca kısa boylu. Kumral ince telli. Böyle güzel saçlara sahip beyefendi. Tamam, şimdi hatırladım. Ha işte o. Ben kendisiyle pek tanışmam. Tanışsam da görüşmem. Zaten ben evleneceğim. Ya. Yeah. Kimle? Daha belli değil. Evet. Bir isteğiniz var mı veya arzunuz? Hayırlı bir insan olsun. Hayırlı bir insan. Dürüst bir insan olsun. Bir de namuslu bir bey olsun yeter. Aşktan, sevgiden geçtim ben. Yok. Bakkaldan. Ha, yok. İyi akşamlar. Asir'im. Ne isteyeceksiniz Burhan Bey? Ne demek şimdi bu ya? Yavrum dediğinize göre bir şey isteyeceksiniz. Hep öyle yapıyorsunuz. Bak bile benim hakkımda bir şey diyor mu? Hayır demiyor. İyi haber o zaman bu. Demek ki bana karşı kızgın değil. Sizin hakkınızda hiçbir şey demiyor. Sizin hakkınızda asla konuşmak istemiyor. Hatta sizin isminiz geçtiğinde kalkıp odasına gidiyor. Artık ne yaşandıysa aranızda. Ne geçecek canım iki aşık arasında? Böyle şeker kaprisler işte. Arkadaşlar, herkese çok teşekkürler. Bende çok emeğiniz var. Hakkınızı helal edin. Ben işten ayrılıyorum. Sen ciddi misin ya? Senin için veda etmek ne kadar kolay Tanrı verdi. Değil ama şartlar öyle gerektiriyor. Sizleri komplekselime daha fazla sıkmak istemem. Oldu o zaman biz çıkalım artık. Zaten geç oldu, yemeğe beklerler. Annem şey yapmasın. Hadi Cem. Görüşürüz. Aşk olsun. Evet. O zaman gidelim yavaş. Evet, haydi bakalım. Makbule. Makbule. Efendim yenge. Ay son 10 dakikadır aynı pozisyonda sofra kuruyorsun. İyi misin yavrum sen? Ay dalıp gitmişim öylesin. Ha, Gafur'a yoğurtla ekmek söyledin mi? Yok. Yok mu? Ay iyi misin sen? İyiyim yenge, andolsun sen nasılsın? Ay Makbule, senin bu hallerin Burhan'la ilgili bir şey mi? O kim? Alt komşu mu? Ay, bizim Burhan işte canım. Çıkaramadım. Zaten ben kendisiyle görüşmüyorum. Ayrıca yakında evleneceğim. Ne ayol? Henüz belli değil. Kısmet artık işte. Gafur! Buyur canım. Gafur orada mı? Serviste. Kim arıyordu kendisini? Ay ben İffet Hüccüoğlu. Not bırakmak ister misiniz? Ha, ay Sabit Efendi. Buyur canım. Gafur'a ulaşabilir miyiz? Yoğurtla ekmek aldıracaktım da. Ulaşamayız canım. Onun cep telefonu falan olmadığından dolayı. Ben Nilay'ı göndersem. Ya, üf baba ya.
üf baba ya şeklinde ifade ediyor kendini. Ama ben ayarlayacağım. Merak etmeyin. İyi, iki ekmek bir yoğurt. Anlaşıldı, tamam. Nilay, zilin sesini duydun. Yarışma başladı. İstanbul'dan gidiyor musun? Yok, buralardayım. İyi. İş güç. Benim altın bileziğim var ya, aç kalmam. Hangi bilezik o? Ben müzisyenim Fatoş Hanım. Şarkım da tuttu. Rock barda çıkıp söyleyeceğim. Güzel de para veriyorlar. Güzel. Çok iyi. Zaten bunun için geldim İstanbul'a. Sağ olsunlar, çok da ısrar ettiler. Şahane. Sizin çevreye uyum sağlayamadık ama bizim de kendimize göre bir arkadaş grubumuz, bir çevremiz, bir havamız var yani. Uyum sağlayamadın değil. Uyum sağlamak istemedin. Senin kendinle ilgili dertlerin var. Hayır efendim. Konuşmanın ortasında üçüncü defa buradan çekip gidemezsin. Ne olacak? Madem bu kadar umurunda değilim, niye o kadar kıskandın beni? Ben sana umurunda değilsin demedim ki. Senin halin, tavrın, hayat tarzın bana ters olduğu için. Ben sana bunu bir türlü anlatamam. Nasıl oluyormuş? Ne haber Makbule abla? Nereye? Yoğurt ekmek almaya. Ha, Burhan seni sordu bugün. O kim? Burhan Altıntop. Kim ki o? İdare müdür var ya bizim ofiste. Hiç tanımıyorum. Hani şu alt kattaki küllü kumral saçlı adam mı? Böyle zayıf ince telli sarışları var. Hani böyle beyaz romantik bir gülümsemesi var. Ay hiç tanımıyorum. Ay. Bir göbek atım falan var mı onu söyleyeyim. Sen bana espri mi yapıyorsun ha? Yok vallahi espri yapmıyorum. Ne demekmiş o? Ben seni böyle görünce böyle panik oldum. Ben ekmek almaya gidiyorum. Ben de geleyim. Sen o arşiv değilen git ekmek almaya. Nailem mi? Ona Nailin deme. Arşiv dediğim o zaman. Sen rahat hissedeceksen ona arşiv dediğim. Burhan dişimi bırak. Sen yoluna, ben yoluma. Ben zaten artık evleniyorum. Ne? Kimle ya? Kısmetse önüme çıkan ilk erkekle. Maya mısın nesin? Nasıl bir konuşma bu? Ne diyorsun sen? Maya mısın nesin ya? Size de sonsuz sadetler dilerim. Geri zekalı bu ya. Geri. Resmen geri. İki günde herifi nereden bulacağımış acaba? Geri zekalı. Resmen buf yapıyor. Yedim sanki ben de. Boya vermiş. Akla vermemiş ki. Hep boya gitmiş. Organizmi burada yer kalmamış. Geri zekalı. Buf yapıyor. Buf yapıyor. Palto devri kapandı artık. Deriler kapış kapış gidiyor. Talep arttı. Küreselisin mi? İzzet kardeşim, yani şimdi küresel ısınma yüzünden mi fiyatlar böyle kazık abi? Yapma abi lütfen ya. Ama İzzet bunu hep yapıyor. Bırakacağım bu işleri. Bu son işim olacak. Başladık yine. Manlıya'da bir ev satın alacağım.
Sessiz sakin bir hayat istiyorum. Çoluğumla çocuğumla. Efendine bir de hatun bulacağım kısmetse. Aa, sen evli değil misin ya İzzet? Şu anda mı? Evet yani ya. İzzet'in 2 yıl önce karısı kaçtı. Kaçtı demeyelim istersen. Oldu, ne diyelim? Yolları ayırdık. Yani etrafa karşı daha şık oluyor. İzzet, şimdi bunu kaça veriyorsun abi? Aslında bunları İtalyan markalarına dikiyoruz. İç piyasaya vermiyoruz yani. Aslında benim burada olmamam lazım. Soran olursa beni görmediniz, tamam mı? Tamam ya, sürekli gizemli haller. Kaça veriyorsun şu kahverengiyi? O değil de Bulgaristan'dan şahane beyaz geldi. İlgilenir misiniz? Beyaz mı? Peynir. Burada beyaz peynir var oğlum, her yeri beyaz peynir. Ya işinize gelirse, benim canıma minnet zaten. Riske girmemiş olurum. Çoluğum çocuğum var. Ulan İzzet, ne adamsın be? Tam yağlı yalnız. Al, ekmeğe sür, o derece. Aa, Sacit ne yapıyorsun burada? Abla ben burada çalışıyorum ya. Ne oldu, akşam yemeğine geç mi kaldın? Yemek mi? Aa, ben yoğurt ekmek almaya çıkmıştım ya. Bakkalda nerede kaldı? Dalıp yürümüşüm buraya kadar. Merhaba. Merhaba. İzzet arkadaşımız. İyi. İyisiniz inşallah. İyiyim, sağ ol. Peynir falan lazım mıydı? Bulgaristan'dan harika bir beyaz peynir geldi. Tam yağlı. Örnek misal, banyodaki evinizde oturmuş kahvaltı ederken ailecek, al ekmeğe sür, o derece. Yok, peynirimiz var, sağ ol. Ailecek demişken, evli misiniz? Hayır. Hayırdır abi? Bir yaramazlık yok, laf lafı açtı. Ha, iyi. Abla, ne var akşam yemekte? Pişireli ekmek tatlısı, içli köfte, beyaz peynirli su böreği, zeytinyağlı enginar, domates çorba salata yaptım. Bu sıralamaya göre yemeyeceksiniz değil mi? Eline sağlık Makbule abla. Ya bir ara bizi çağırsana yemeğe böyle ha? Vallahi iyi olur. Ev yemeğini de özlüyor tabii insan. Abla sen eve git. Ben ekmek, yoğurt alır gelirim. İyi, tamam o zaman. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar Makbule abla, iyi akşamlar. Saygı duyuyorum, iyi akşamlar. Ellerinize sağlık, görüşmek üzere. Ne diyor? Ey Allah'ım ya, hayatında ilk defa adam bu ayın röportajlarını merak etti akşam akşam. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu telefon elimizde mi diye merak ediyor, o yüzden böyle yapıyor. Buyurun. Bana da mail atmış. Ne diyor? Bu kadar çok film harcamak zorunda mıymışım? İşi gücü yok, bize sardırdı herif ya. Şimdi sizin öteki telefonlarınız fazla mı yani? Benimkisi fazla anne, istersen kullan. Cem, bence sen bu film işini Fatoş'a haber ver. Dur bir dakika, dur. Saadettin Bey'le yazışmamızı ona ileti yapıyorum. Evladım, yemekten sonra ileti yapsanız. Yok baba, 11'e kadar kapatamayız telefonları. Saadettin Bey'in talimatı var. Sevgili dünürümüzün yeni marifetleri. Ya bak bu ne nerede İfa? Ay istemiyormuş şekerim, canı çekmiyormuş yatak odasında. Veriz mi yapıyor? Tevfik Açık Bey, balık gibi oldu. Su altında konuşuyor sanki, niye bir anlasam? Yenge beyaz peynir lazım mı? Beyaz peynir mi? Ha, ama tam yağlı, böyle ekmeğe sürmelik. Bizim arkadaş getirmiş. Fatoş'tan mesaj geldi. Ne diyor Allah aşkına filmler hakkında? Tanrı verdiği gören veya konuşan var mı diyor. Merhaba. Merhaba. Saadet'i çağırayım mı? Yok. Ben sizinle görüşmek için geldim. Peynir hususunda mı? Yok. Daha ciddi niyetlerim var. Ciddi niyet mi? Birkaç soru sorabilir miyim? Buyurun. Yaş kaç? 36. Eğitim durumunuz? Üniversite. 2 yıllık ev ekonomisi mezunuyum. Güzel. Çocuk sever misiniz?
Tabii ayol, çocuk sevilmez mi? Saçlar kaynak mı, kendinizin mi? Kendimi. O zaman ben şöyle söyleyeyim. Kapalı çarşıda dükkanım var, aslen deri üzerine. Ama arada bir muhtelif mal getirip alım satım da yapıyoruz yani. Evet. Ataköy'de de bir evim var. Brüt 220 metrekare. Doğal metre. Ama daha uzağa, şöyle bahçeli bir yere taşınmak istiyorum. Ben niye? Bankada birikmişim mevcut. Sigara kullanmam. İçkim haftada birkaç gün. İki duble rakı. Ya o da evimde yani. İyi de ben ne yapayım ya? Sacit'i de tanırım. Yani iyi çocuktur. Borcuna sadık. Deri sever ayrıca. Deri ceket mi satıyorsun bana? Anlamadım ki. Yok. Ben sizi gördüm, beğendim. Arkadaşlık edelim diyorum. Niyetim ciddi. Ciddi mi? Aile ortamını seven, özlemi içinde olan bir insanım. Bu işler kısmet işi. Hadi ya. 1.82. Yok, o önemli değil de. Tamam o zaman. Bu hafta gel işte. Ne? Niyetim ciddi demedim mi kardeşim? Kardeşim demesek ters oldu biraz yani. Niyetim ciddi demedin mi hemşerim? Tamam işte, ben bekleyemem. Bir an önce evlenmem lazım. Bazıları da görsün bakalım. Flört falan ne demem. Benden geçmiş artık. Bu hafta gel iste. Oldu o zaman. Tamam o zaman ama elimi boş gelme. Çikolata falan al. Yok, boş gelir miyim hiç? Aşk olsun. İyi hadi, görüşürüz o zaman. İyi oldu. İyi akşamlar, hayırlı uğurlu olsun. Cümlemize. Cümlemize. Hadi bakalım. Merhaba Gaffur, nasılsın? Çok özledim seni. Bir isteğiniz var mı veya arzunuz? Ah canım, bir haftadır burnumda tütüyorsun biliyor musun? Seninle konuşmaya o kadar çok ihtiyacım var ki. Makbule bana soğuk davranabiliyor musun? Normal kanımca. Normal ama yani şu gerçeği bir türlü kavrayamıyor. Evlenince kız var, eğlenince kız var. Haksız mıyım? Haklıyım. Haksız mıyım? Haksız mı çıktım ya? Haklıyım ben aslında. Bu global bir gerçek. Bir an haksızım zannettim. Burhan. Evet. Bir siparişin var mı? Gaffur. Sen hala bak kızgın mısın yoksa? Yo. Ayrıca bu konuya fazla takılmasan tam süper olacak. Yani eskisi gibiyiz değil mi? Yani eski arkadaşlığımız devam ediyor. Makbule ile ilgili bir dedikodu medikodu duyduğun zaman koşarak bana haber verebilirsin. Vaktim olursa hanımca. Ama Gaffur, şu anda yalnızım diyorum. Flörtüm benimle konuşmuyor. Derdim çok büyük. Moralim sıfırın altında. Yani bir havalara girmişsin. Nedir ya bu havalar? Ben popülerim de. Sizinle önemli bir mevzu bahis hakkında konuşmam lazım geliyor. Hayırdır kızım? Geç, otur da anlat bakalım. Nedir o önemli konu? Hah, günaydın Gaffur. Günaydın. Bir isteğiniz var mı veya arzunuz? Yok Gaffur ama sana bir şey vereceğiz. Dur gitme. Ne o, kızınızı mı? Al Gaffur, sana hediye telefon. Kontrollü bir kart al, tak içine ki ben aradığımda seni bulayım. Benim mi olacak? Evet, hediye ediyoruz, al işte. Seni seviyorum anne. İyi iyi, hayırlı olsun. Nasılım? İyisin iyisin. Güle güle kullan. Ben popüler miyim? Alo, kontur. Kontur'la görüşmek istiyordum. Yazık ayol. Çok sevindi. Kullanabilecek mi acaba? Kullanır kullanır. Onun aklı eriyor öyle şeylere. Makbule. Söyle bakalım.
Ya, neymiş bu önemli haber? Beni istemeye geliyorlar. Ne? Ne? Ay kim geliyor ayol? Sacit'in bir arkadaşı. Biz aramızda anlaştık, evleneceğiz. Vallahi başladık tık tık. Ya kimmiş, neymiş? Olur mu öyle alelacele? Annenlerle konuştun mu? Gerek yok ki. Siz veriverin işte beni. Bir an önce evleneyim, herkes görsün. Kim görsün? El alem. Kızım deli misin sen? Hamiyetler tanıyor mu çocuğu? Zamanla tanırlar. Kendisinin kapalı çarşıda dükkanı var. Deri işi yapıyor. Ayrıca bankada birikmiş olsun, Ataköy'de evi olsun de 220 metrekare brüt. Her şey tamam. Ayrıca 1.82. Neyi 1.82? Boyu boyu. Ha. İyi. Sana daha kısası olmazdı çünkü. Ne diyorsun İfa? Ne yapayım şekerim, iyi tarafından bakıyorum. Kızım ne zamandan beri tanıyorsun bu adamı? Hani hırlı mıdır, hırsız mıdır? Bir takip etmemiz lazım. Gayet iyi bir insan. Ben kararımı verdim. Aramızda anlaştık, konuştuk, bitti. Her akşam istemeye geliyor. Sacit iyi tanıyor mu? O ne diyor? Sacit'in daha haberi yok. Son anda söyleyelim diyorum, sürpriz olsun. Ha? Hayda. Ay bu çocuğun adı ne? Adı şey... iyiyle başlıyordu. Neydi adı ya? Şey... Alo buyurun, kimi aramıştınız? Fatoş. Tanrı verdi yok orada. Biliyorum şekerim de, alışkanlık işte. Demek rock dünyası yeni bir müzisyen kazandı ya. Ay. Şimdi müzisyenlere de talep çoktur. Ha bir sürü de kız vardır orada. Ay kapış kapış gidiyordur Tanrı verdi. Saldırıyorlardır üstüne. Tamam Fatoş sakin ol ya, siz ayrılmadınız mı? Ayrıldık da. Öf. Hiçbirimiz ayrılmadık. Yok. Hatta mail de atmadı. Onda yok ki bu telefonda. Ben bir şey söyleyeceğim. Hiç havamda değilim. Yani ben bir telefonumu da alsam, eve gitsem... ...siz beni ofisteymişim gibi idare etseniz. Ha? Saadettin Bey'le de sürekli yazışıp duruyoruz zaten. Sen git şekerim, tamam. Tabii ya, biz buradayız. Ay iyi o zaman. Çok teşekkür ederim çocuklar. Sonra görüşürüz. Of! Tanrı verdi, siz de buranın tadı hiç olmuyor. Ben de diyorum bugün ofis bir ferah, böyle rahat, güzel bir enerjisi var. Niye? Çünkü papucumun rahatçısı işten ayrıldı. Güzel ya. Evet. Bu şey Fatoş Hanım araç fişleriyle ilgili bana bir mail atmış. Nerede kendisi? Kahve almaya gitti. O birazdan gelir. Siz yine maille cevap verin. Nasıl olsa telefonun yanındadır. O zaman benim de masaj randevum vardı. Ben de müsaade isteyeyim. Aslı bir şey olursa bana mail atarsın canım. Tabii tabii. Hakkımda bir şey diyor mu? Diyor. Ne diyor? Duymak isteyeceğiniz şeyler değil, hakaret ağırlıklı. Gafur. Gafur evladım, acil siparişlerim var, yaz hemen. İyi ki bu telefonu verdik sana. Heh, yaz yavrum. Şimdi 4 tane yufka. Hı. Börek sever mi bu adam? Ne bileyim yenge. Sen bana şimdi bir pasta tabanı alacaksın, hazır. Anladın mı yavrum? Heh.
Kilolu mu bu çocuk? Ay böyle göbeği möbeği var mı? Aa, diyet mi yapıyor yoksa? Ben dikkat etmedim yenge. Allah Allah. Allah Allah. Yazdın mı Gafur? Yazdım anne. Önemli bir misafir mi geliyor? Kim geliyor? Allah Allah. Ne meraklısın oğlum sen de. Kim geliyorsa geliyor. Al. Gafur, ben Makbule Kral. Beni yarın akşam istemeye geliyorlar. Damat adayı çok yakışıklı. Robert De Niro gibi vallaha. Hali vakti de yerinde. Bir de kirada değil, kendi evi var, tamam mı? Senden gizlimiz saklımız yok Gafur. İstediğini anlat, hani apartmanda falan. Robert De Niro'ya mı benziyor? Adı ne? Ne ayol? Alo? Alo? Burhan? Sen kendi kaşındın hanımca. Arkadaşlar. Kimse yok. Telefonla halledilebiliyorsa. Ben enayi miyim canım? Sanki gerizekalıyım. Ben de evime giderim, telefondan hallederim. Parfüm sıkarım, kokluya kokluya akşama kadar otururum. Ne var bunda? Ne diyorsun lan sen? Ne demek Makbule ile anlaştık? Gel beni iste dedi. Bu akşam sizdeyim kısmetse. İzzet şaka mı yapıyorsun kendince? Bak ben asabi adamım, beni kontak etme. Yok abi şaka değilmiş. İzzet'in niyeti ciddi. Evim var. Dükkanım da var. Rahat ettiririm ablanı sadece. Aile özlemi içindeyim. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun sen? Senin 3 çocuğun yok mu oğlum? Ben kendisine sordum. Çocuk severim dedi. Ne zaman sordun? Ben dün akşam size geldim. Biz ablanla konuştuk, anlaştık. Tamamdır bu iş. Hadi hayırlı olsun. Lan gebertir. Lan dur sakin. Dur abi ya. Abi bir sakin ol. Bir anlayıp dinleyelim. Nesini anlayacağım lan? Ya ablana gözünü dikmiş herif, ırz düşmanı. Ya, nesini ya, anlayacağım? Ya Sacit niyetim ciddi diyor abi. Ya evlilikte keramet vardır be kardeşim ha. Lan sen ne diyorsun? Seni de gebertirim lan. Bıraksana oğlum. Abi dur. Ya sakin ol. Ya. Lan bana el konu yapma. Sacit, kavga etme, dayım kızıyor. Kavga etme, dayım kızıyor. Sakin ol ya. Merhaba. Ha, merhaba. Abla, sen bana bir hesap ver bakayım. Ne diyor bu Daniel, biz böyle aramızda anlaştık manlaştık diye? Ha? Doğru söylüyor Sacit. Bu işler kısmet işi. Abla, beni deli etme. Nereden çıktı bu iş böyle durup dururken? Ne zaman konuşup anlaştınız? Ben zaten flört etmeyi sevmem Sacit. Kendisinin her türlü imkanı var. İyi bir insan, niyeti de ciddi. Zaten benim yaşım da geldi. 36 yaşındaymış. Tamamdır yani bence. Sana sormadık lan hıyar. Karşılıklı gördük birbirimizi. Beğendik. Zaten ben bir an önce evlenmek istiyorum. Bak problem çıkarma Sacit. Ayrıca ben senden büyüğüm. Ya saygıda kusur olmasın diye ilk önce de geldik sana söyledik. Saygıda kusur mu? Yok ya estağfurullah, ne kusuru? Al git kızı, istemene bile gerek yok. Estağfurullah canım. Ne diyorsun lan sen? Beni kontrol et. Hayır, 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 hayır Sacit dayı. Alayım seni. Cemcim, Fatoş Hanım'la film işini konuştun mu? Bir de şu manken kızları paket gibi giydirmeyin ya. Şu anda Fatoş'la o konunun toplantısını yapıyoruz. Yaprağa mesajınızı söylüyorum. Şimdi çekimden geldi o da.
Saadettin Bey'in moda böyle, ne yapalım? Aslı'nın röportaj çekimlerinde daha iç açıcı kıyafetler kullanırız. Şu anda karşımda, hemen söylüyorum. Yaprak söyledi Saadettin Bey, elimden geleni yaparım. Şu anda bir yandan yazı yazıp bir yandan mail atıyorum. Cevaplarım biraz gecikmeli gelebilir. Yaprak, akşam rakbara gidip çaktırmadan Tanrı verdi ne yapıyor? Bir baksana. Kubilay canım, bu ay son 4 yılın en iyi satışını yapmışız. Şu anda bu haberi ofisten anons ettim. Arkadaşlarla hep birlikte mutluluktan halay çıkıyoruz canım. Vallahi kalkın gelin diyeceğim ama bir sürü zahmet ya. Bir emriniz var mı Saadettin Bey? Mı ayrı. Mı sarı. Gündür. Gitti. Sen halaya katılmadın mı ya? Ne diye ya bu? Ne halayı ki? Ne mi bu? Gündüz gündüz viski mi içiyor acaba? Ne halayı Saadettin Bey? Ben şu anda çalışıyorum efendim. Alo. Abi. Telefonu bir yere çarptı herhalde. Mutsuz senin her bakışın. Gel beni dinle, beni
Alo. Abi kontürün bitecek. Alo. Hay Allah'ım ya. Alo. Kim o? Zeynep! Zeynep neredesin? Zeynep! Abi! Kafir abi! Neredesin Zeynep? Zeynep nereye girdin? Ne gülüyorsun kız, çok komik değil mi? Saklan benimle, dalga geç. Neredesin Zeynep? Zeynep bak. Zeynep. Abi. Ulan. Zeynep. Bak Zeynep. Tırsıyorum. Korkutma beni Zeynep. Tırsıyorum. Anne ben garip miyim? Ay niye biz adamla yemeğe çıkıyoruz hiç anlamıyorum ya. Tanımam etmem. Bak bu ne demek tanımıyor zaten. Yok, bir tanıyayım diye yapıyoruz işte evladım. Bir görün bakın kimmiş neymiş neyin nesiymiş. Sacit bir barut. Serseri bayı gibi dolaşıyor. Dövmeye falan kalmış bugün adamı. Ya ya. Siz Makbule'yi alıp çocukla birlikte dükkana yemeğe gidin. Bir bakın bakalım. Araştırın. Nasıl biriymiş bu? Anasını babasını sorun. Bir soyadını falan. Bir tahkik edelim bakalım. Ay pat diye atladı adamın üstüne. Tutturdu evleneceğim diye. Saadettin Bey mail atıp duruyor ya. Akşam akşam. Yalnız ben bu işi sevdim ha. Ofise gitmemiz gerekmiyor. Hadi çıkıyor muyuz? Şey bekliyor. Şey, söyle adını. Ben mi söyleyeyim adını? Sen evleniyorsun adamla ya. İnşallah. Kısmetse. Yani sen bu telefona yanlışlıkla çarpmış veya basmışsan beni otomatik aradı, tamam mı? Ben de açıp bağırdım böyle. Abi, abi diye. Anladın mı? Anladım. Gerzek değil bu kanımca. Ağabeyin çok kopmuş kızım. Sesin öbür taraftan geliyor sanmış. Vallahi baba, ses çok derinden derinden geliyordu. Tırstım. Kapus kardeşim. Seninki. Deminden beri bu üçüncü arayış. Buyurun, kim arıyor? Gafur, buraya gelebilir misin? Konuşmamız lazım. Niye beni evden arıyorsun? Cepten arasana. Cebin mi var senin ya? Ne zamandan beri? Evet, cebim var. Hatta üzerine böyle bastığında kendisi otomatik olarak açılanından. Aa, çok güzel kardeşim. Buraya bir gelebilir misin? Bir şey konuşacağım daha, lütfen. Gelebilirim kanımca. Pardon, az kalsın cep telefonumu unutuyordum. Eğer bana ulaşmak isterseniz cepten ulaşabilirsiniz. Aslı'yla Cem, Makbule'nin arkadaşları şey yapmaya, sorup soruşturmaya gittiler. Biliyorum. Selçuk'cum, annenlere bir şey söylemedik. Şey dedik yani, önce biz bir tanışalım diyerekten. Anladım, anladım. Sen de biraz serin kanlı ol oğlum. Ne yapalım, beğenmesek vazgeçeriz. Zorla diye. Makbule'yle konuşuruz, kızım bu sevdadan vazgeçeriz. Olur biter yani. Tamam, bakmayın bana öyle, tamam. Ben sakinim. Soğuk kalınayım, tamam, tamam.
Ha, gir kardeşim, gir 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 gir. O kadar çok moralim bozuk ki panik atak geliye geliye geri kaçıyor biliyor musun? Hadi gel içeri. Hadi. Burhan. He. Ne söyleyeceksen kapıda söyle. Gafur, niye böyle yapıyorsun ama? Bir entelektüel seviye farkı lafı yüzünden yani yapmadığın şey kalmadı. Yedirdin bitirdin beni ya. Hadi sana çay, kahve, kek, mek ısmarlayayım. Hadi gel. Hadi içeri gel. Hadi gel. Gir kardeşim. Sıkıştım ya. Geç şöyle baş köşeye otur. Çoraplarını çıkart istersen. Nasıl rahat ediyorsa. İstersen şey getireyim. Portakal getireyim. Sağa sola dök. Ama direkt kek çay da getirebilirim. Direkt. Tamam getireyim. Vay be. Ben de evi özlemişim ha. Çiko falan. Ne haber lan Çiko? Bak şimdi sen böyle deyince duygulandım. Çok özledim Gafur. Ben o lafları sana nasıl söyledim hiç anlamıyorum. Bu panik atak ilaçları var ya, onları içtiğim zaman bazen böyle bir başka bir karaktere bürünüyorum. Tamam kanka, anladım. Sıkma canını. Affettin yani beni. Nasılım? Çok şekilsin ya. anlat bakalım apartmanda ne dedikodular dinliyor. Mesela bak Fili benim hakkında bir şey diyor muymuş? özel selamımızı yapalım mı kanka? Aa, bilmem ki. Arzuya bağlı. Ne bileyim şimdi mi yani? Bir sakıncası mı var? Yok. Yeah. O zaman yapalım. Hadi yapalım. elini ver. Evet. Baş parmaklar vıdı 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 vıdı. İçten dıştan elektrik bu. Geliyorsun sağdan. Soldan geri dönüyorsun. Hop. Öyle değil, öyle değil. Dön. Vıdı 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 vıdı. Zıplıyorsun. Ölüm ya kankayı. Bir. Neyse ben şu çayı keki getireyim. Ha Burhan. Makbule evleniyormuş. yarın istemeye geliyorlar. Kim geliyormuş? Robert De Niro. Ha bu ne diyorsun sen, manyak mısın? Ne diyorsun, kimseydi? Kendisi Robert De Niro. Ya çok benziyormuş, evi varmış, arabası varmış. Kim dedi bunu diyorum sana, kim dedi cevap versin, kim dedi sana? Makbule kendisi, sabah söyledi bana. Makbule'nin kendisi söyledi ha? Vay nasıl, sabah söyledi ha? Ve sana söyledi ve sen sabahtan beridir bana söylemiyorsun ha? Ama kanka, kısaklık hanımca, sen yamuk yaptın. Ne yamıyor ya? Ne yamıyor, sen nereden biliyorsun bunu? Anladın sen onu. Ha. Sen Robert De Niro'nun tarafını tutuyorsun öyle mi? Sen öyle yapıyorsun ha? Vay anasını ya. Anladım. Sen 3 kuruşluk adama 5 kuruşluk kıymet verirsen arada kalan bu 2 kuruş için adam gelir seni satar. Buyur. Yok bir şey. Ne? Ey, bir şey yoksa benim çayı açık koy kanka. Kanka. Ben yalnız mıyım? İzzet Bey, siz ne mezunusunuz? Ne bağlamda? Üniversite bölümü bağlamında. Hayat Üniversitesi diyelim mi? O özellerden mi bu? Kaldırım mühendisliği bölümü. Canım, üniversite mezunlarının ne hayrını gördük ki? Bak Bila Hanım, istemeye mi geliyorlarmış şimdi?
Sen nereden biliyorsun lan her şeyi? Yok öyle bir şey. Kimsenin geldiği yok. Lan gebertme lan. Anladım efendim. Sacit. Sacit kendine gel. Pardon dayı. Nasıl oldu da böyle oldu birden? İfot yani aniden yani oldu. Anlayamadım ben bunu. Öyle mi Burhan? Yani hiçbir bilgin yok. Nereden olsun yenge? Bence Makbule Hanım'ı bu sevdadan kesinlikle vazgeçirmeliyiz. Kesinlikle. Bu konudan ne tür bir katkı olursa olsun ben katkıda bulunmaya hazırım. Komşu, komşunun külüne her zaman muhtaçtır. Muhtaçtır. Öyle bakmak lazım. Oh. Deri ve muhtelif alım satım. Değişik. Ama bırakacağım bu işleri. Legal alanlara geçeceğim. Şu anda illegal bir alanda mısınız? Ama bakış açısına göre değişir. Hukuken baksak? Orasını karıştırma bacım. Anladım. Ama bırakacağım bu işleri. Çoluğum çocuğum var benim. Ne? Ya. Allah bağışlasın. Sen bilmiyor muydun? Yok. Kaç tane? Üç. Eminsiniz? Yaşları kaç? 10. Ya da 12 oldu o galiba. Birisi 7-8 civarı. Küçüğü 4. Net mi brüt mü? İkisi büyümüş zaten ya, hazır çocuk işte. Armut piş ağzıma düş. Alo Fatoş. Ay yok, kimseyi göremedim daha, şimdi geldim. Ya bu arada Saadettin Bey mail yollayıp duruyor, delireceğim ama artık ha. Ay tamam şekerim, boş ver, ben sevdim bu telefonları. Her işi evden yapıyorum. Hı, baktın mı etrafa? Ha, asılan kız falan olursa engelle, tamam mı? Ay ne bileyim, yap bir şeyler işte Yaprak. Ha, hadi görüşürüz, bay bay. Sen ne yapabilirsin ki Burhan? Kız kararını vermiş. Ne kararını vermiş? Kim ki o? Ağzını burnunu dağıtırım bir onun. Ne diyorsun lan sen? Ya. Ay diyorum yani, burada yengesi varken, dayısı varken, aslan gibi kardeşi varken, komşusu arkadaşı Burhan varken karar vermek ona mı düşer ya? Kim ki o? Çocuğa bir bakmak lazım bence. Neyine bakacağız, mal belli. Robert De Niro'ya benziyor diyorlar, doğru mu? Vallahi ben onu bir benzeteceğim de sürekli tutuyorlar. Bence ağzını burnunu dağıtın, kırın, parçalayın. Öldürün şunu, ağzını burnunu parçalayın bence, perişan edin. Durun, saçmalamayın yahu. Adam beğenmiş, kız he demiş, kalkmış istemeye geliyor. Bir dinleyelim bakalım. O zaman yarın kız isteme esnasında ben de burada olacağım. Bir arkadaşı olarak, bir dostu olarak belki vazgeçirebilirim diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Siz hırs düşmanı. Bence adamın gözü tamamıyla ailenin malında, mülkünde, parasında, pulunda. Kesin bence. Herkesin bir tırzı vardır çünkü. Hay sen, nerede verdin abi? Müzik dinlemeye geldim. Yaprak, senin ne işi var burada ya? Fatoş yok değil mi? Yok canım, ne alakası var? Fatoş buraya gelmez ki, o kim bilir hangi partidedir. Bence de. Hani bana bira getirecektin? Tamam canım, getiriyorum ya. Kim o? Ha, müzik sever ya. Ha, anladım. Ya bir şey rica edeceğim lütfen. Mümkünse dergiden kimse buraya gelmesin yani. Allah Allah, niyeymiş o? Seni dinlemeye gelemez miyiz yani? Ya ben bir şeyleri geride bırakmaya çalışıyorum. Lütfen gelip burada tepemde dikilmeyin yani. Ya içkim bitti benim. Hiç ilgilenmiyorsun bana. Tamam canım, tamam lütfen. Yok Tanrı verdi. Kaç kişiyle berabersin? Beraber değilim ya. Arkadaş bunlar. Ya Yaprak, lütfen casusluk yapmaya mı geldin sen buraya? Gider misin? Aşk olsun ama. Tamam gidiyorum. Sana iyi eğlenceler. Bir daha seni rahatsız etmeyiz. Güle güle. Rock forever. Ya
Kaça verirsin onu? Telefonu mu? Patronun hediyesi bu. Ay İzzet Bey, her şey para değildir. Ayrıca da yani kusura bakmayın, affedersiniz şimdi. Ben böyle sizin gibi ne iş yaptığı tam olarak belli olmayan... ...böyle üç çocuklu falan bir adama Makbule kuzeni çok layık görmüyorum. Söyle be! Sen bu kököz devrilirken bana mı sordun? Sen kime kököz diyorsun ya? Ya benim derdim akşam soframda sıcak bir yemeğim olsun. Çoluğumun çocuğumun anası olsun, o yani. Ay tamam, anladık. Bir de beyefendi, biz bir aile apartmanında oturuyoruz. Bakalım siz bizim düzenimize ayak uydurabilecek misiniz? Pek öyle görünmüyorsunuz da. Benim Ataköy'de evim var zaten. Ama banliyöye taşınmak istiyorum. Banliyö mü? Uzağa. Site içinde bahçeli bir ev satın alacağım kısmetse. Uzağa. Ne kadar uzağa? Bırakacağım bu işleri. Tamam, onu anladık da. Ya ne kadar uzağa? Mesela arabayla gidiş geliş kaç saat gibi uzağa yani? Bir buçuk gidiş, bir buçuk dönüş. Kuzeninizi de özleyeceksiniz artık. Kolay değil öyle gidip gelmek oradan tabii. Aman ne olacak? Bayramlarda görüşürüz. İzzet enişte. Enişte. Tatlı yer misiniz? Alo? Ay kimsiniz? Tanrı verdi mi? Ay ben seni mi aradım? Aa, görüyor musun? Telefon yemin ya. Ya isimleri kaydetmemişim. Yanlışlıkla seni aramışım. Aramışken hatırını sorayım bari. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın inşallah? Harikayım ben şekerim. Yani dün gece o kadar içmişim ki başım çatlıyor. Ya, dans ede ede bir hal oldu. Ya. Yaprak da mı oradaydı? Ay, hiç haberim yoktu. Eğlendiniz mi bari? Yok, o erken gitti zaten. Ben de işte ne yapayım? Müzik olayı, sahne falan. Her şey çok güzel ya, on numara yani. Ay şahane, o kadar sevindim ki. Ama buraya falan gelme bence. Program daha oturmadı. Dinlemek istersen biraz otursun öyle. Ben niye oraya geleyim canım? Ne işim var? Yani kusura bakma ama ben ne yapayım orada? O zaman zaten yanlışlıkla aradım. Ben kapatayım şimdi. İyi şanslar, başarılar sana. Sağ ol, iyi günler. Haydi bakalım. Vazgeçer belki ya. Hem tanımadığı bir adamla niye evlensin ki? Zaten bence bunun altında başka bir aşk acısı var. Ne aşk acısı ya? Ablamı hiç tanımadığım belli. Mantık insanıdır o. Kime aşık olacak ya?
Niye? Ben bile aşık oldum. Allah Allah. Kime oldun ya? Ayrıca sen bile derken? Alo buyurun. Ben Gafır. Alo. Alo. Zeynep. Zeynep. Salak konuşuyor konuşuyor beni duymuyor. Zeynep. Ne bakıyorsun öyle? Ne var? Benim gibi akıllı, mantıklı, okul birincisi bir insan. Koskoca Zeynep Aksoy sana aşık oldu. Yat kalk dua et. Ne ayak? Yani. Yoksa bu kadar risk alıp niye seninle gizli gizli buluşayım ki? Gafur abim bilse öldürür beni. Ay niye gülüyorsun ya vallahi? Öldürmez de süründürür diyelim. Sen benim aşkımı hafife al hala. Ay ben okula gidiyorum. Hadi bay bay aşkım. Yanlışlıkla Gaffur abimi arıyordum ha. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Akşam ara. Tamam canım. Bay bay. Seni tenhada kıstırırım Hacer. Arkadaşlar, çok acil durum. 5 dakika içinde ofiste olmayan bütün elemanlar işten çıkartılacaktır. Saadettin yere bakan. Makbule, bu acelenin Burhan'la falan bir ilgisi var mı? Yani aranızda bir şey geçti de seni üzdü mü acaba? Hangi Burhan? Bak şekerim bana yalan söyleme. Bu yüzden böyle apar topar evlenilmez ki Makbule. Ben bu yüzden evlenmiyorum ki. Ben İsmail'i seviyorum. Adı İsmail mi? Değil mi? Bu geceleriniz galiba Fatoş Hanım ha? Uyuyor muydunuz? Yok canım. Bu yıl bu elbiseler çok moda. Çekimdeydim. Senin de saçını yapalım dediler. Öyle oldu yani. Siz Aslı Hanım? Ben röportajdan röportaja daha çabuk varabilmek için koşarken böyle böyle. O zaman Saadettin amca, ne oluyor burada canım? Toplantıdaydım. Bir nefeste, tık nefese geldim ya. Kapilay, kaskını çıkarsaydın bari. Yaprak. Bütçe. Çekimdeydim. Ne oldu? Ne oldu ya? Aslanım. Efendim? Sizin yastıklar dantelli mi? Dantel? Cem'in suratında yastık izi var da. Dantelli.
Doğru mu bu kızım? Kimmiş bu kızım? Kim olduğu önemli değil. Çok yaşamayacak kanımca. Ya kimse değil, arkadaşım. Niyeti ciddi mi? Arkadaşı sadece. He, gönül eğlendiriyor seninle, öyle mi? Önemli değil ki. 3 günlük ömrü kalmış adamın, yazık. Ya lütfen. Biz zaten artık görüşmeyeceğiz ki. He, bir de görüşseydiniz. Zaten son görüşmeniz olurdu Hacer Hanım. Hacer, bundan sonra okuldan eve, evden okula. Hatta bu okuldan eve, evden okulalar sırasında da ağabeyin sana eşlik edecek. Herife aşkım diyor bir de baba. Şşt oğlum, baban yanında. Susana ya abi. Sen sus kız. Hık diyeceğin, pık diyeceksin. Bundan böyle Hacer'in yanından ayrılma oğlum. Seninle gitsin, seninle gelsin. Etraf it kopuk dolu. Kandırmışlar kızı bu. Saf bu, saf. Ailenin akıllısı benim değil mi babacığım? Tabii oğlum, tabii. Benimle gurur duyuyor musun baba? Şansını zorlama oğlum. Kafam bozuk. Ne oldu ki? Saadettin Bey, ben göreve hazırım şu anda. 10 dakikada girdim vallahi. Burhan. Benim. Bu ne hamuru? Kurabiye mi yapıyorsun? Kağıt hamuru. Kağıt hamuru. Evet. Ben matbaayı denetliyordum da... bizim acaba dergimizin kağıdının kalitesini denetliyordum. Bir baktım, 1. hamur. He. Bakar ki... olmadı değil mi? Olmadı. Ben de bunları yıka yıka bir türlü çıkmadı. Nasıl tarifse elimden çıkmıyor efendim bir türlü. Arkadaşlar, isterseniz siz hiç işe gelmeyin. Ben ay başında hesabınıza para yatırayım ha. Ama Saadettin Bey, yani problem şu ki. Yani gecenin 11'ine kadar mail bekleyince. Ya günde 14 saat çalışılır mı Saadettin Bey, sıkıldık ya. Ha ben çalışırım. Gerçekten çalışırım. Göreve hazırım. Her zaman çalışırım. Burhan. Efendim. Sus canım. Yoksa kalbini kıracağım. Saadettin amca. Canım. Gelin sizle bir anlaşma yapalım. Sizin bu bize geceleri sürekli gönderdiğiniz maillere bir son verelim. Ne dersiniz? Bunları bitirelim artık canım. Biz de arkadaşlar hep beraber gündüzleri işi kırmaktan vazgeçelim. Oldu. O zaman telefonları verin bana. Ya oğlum canım. Anlaşıldı. Bundan sonra gece e-mailleri sadece acil durumlarda. Ama saat 6'dan önce kimse burayı terk etmeyecek. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı oğlum. Bu mantıklı. Olur. Aha. Anlaştık. İyi insansınız. Tamam Burak, tamam. Hatuşum. Bu üstündeki gecelik mi yahu? Fakat ben sevdim çocuğu. Çok sağlam bir insana benziyor. Öyle mi? Aa, evet ben de sevdim. Harbi bir kere. Yani böyle olduğu gibi bir insan. İmkanları da var. Evi varmış mesela. Boyu da uzun. Aa, yakışıklı çocuk. Aa bak Allah'ı var yakışıklı. Ne diyorsunuz siz ya? Bak kontak ediyorsunuz beni ha. Sacit, sen ablanı vermek istemiyorsun, özleyeceksin diye ha? Tabii. Ah, geldi. Canım, aman, hoş geldin. Nasılsın? Ya vallahi özledim ya.
Hoş geldin. Hoş bulduk. O ne? Beyaz peynir. Eli boş gelme dedin diye. Beyaz peynir mi? Çüş artık. Bence enteresan fikir. Niye? Herkes çikolata sevmeyebilir. Alerjisi olan olur. Ayrıca da zararlı. Halbuki beyaz peynir her zaman yenir. Yani bilmiyorum. Ya İzzet, ya hoş geldin. Allah aşkına lütfen ayakta kaldın ya. Geç geç. Koy onu da öyle. Koy. Buyurun. Hanımefendi, burası dergi ofisi. Ayrıca mesaimiz bitti. Oh be, iyi. Hemen tanınmıyorum yani. Fatoş, bu ne ya? Ya rock bara gideceğim de şekerim. Tanrı verdi beni görmesin. Rock bara mı? Ya şöyle uzaktan bakıp çıkacağım. Tanrı verdi sahneden beni fark etmez herhalde. Ay Fatoş, sen iyice delirdin ama. Ay kimlerle takılıyor öğrenmek istiyorum. Hani dün gece anlattığın kızlar var ya, onları bana bir tarif etsene bakalım bu gece de aynıları orada mı? Deri imalatı mı yapıyorsunuz delikanlı? İmalat. Alım, satım, ithalat, ihracat, pazarlama, dağıtım, komisyon. Ne olursan. Evet. Yani o andaysan havaya göre. Anlıyorum. Borsacı gibi bence. Yani ekonomik parametrelerin gidişatına göre esnek bir şirket anladığım kadarıyla, değil mi? Siz herhalde hiç flört etmeden evlenme kararı aldınız, değil mi? Aile özlemi içindeyim teyzeciğim. Anlıyorum. Evet, zor. Erkek olarak yalnız olmak zor. Çocuklar olunca tabii daha da zor. Çocuk mu? Ya çocuklar da hazır. Oh 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 oh. 3 tane. Ha? Olsun olsun, ben severim. Önceki karısı kaçmış. Yolları ayırdık diyelim mi? Bir şey fark eder mi? Saadet'cim bir dakika ya. İshak Bey bir şey söylüyordu. İzzet. Ha işte. Vallahi gördüm, beğendim. Hanım bir insan. Kendisi de he dedi. Siz büyüklerimizde sıcak bakarsanız. Ay. Abi yapma ya. Ay. Umarım geç kalmamışımdır. Ben aile içinde olacağız sanıyordum ama... Ben sizin gözünüzde yabancı mıyım Akbil Hanım? İfot, ben kurabiye getirdim ya. Aa, ne iyi ettin. Otur canım, otur. Gel. Geliyorum. Geliyorum. Efendim, komşumuz Burhan. Efendim. Şöyle oturayım. Bu mu dönüyor ya? Dönüyor. Ya, hiç gireceğim yoktu ya. Hay Allah'ım ya. Ya. Yandan yemişi diyelim mi? Ay yaşa ya. Tam üstüne basınız. Ay ay. Of. Anlat bakalım deli anne. Deri ceket mi yapıyor musun, bir şeyler dediler falan. Kimlerdensin? Üniversite mezunu musun? Nerelisin? Mesela yani memleketinde ünlü bir ailenin oğlu musun? Hani bunları bilmek zorundayız.
bu ayol. Tanrı nerede acaba? Buralardadır. Arkadaşı mısınız? Hayır. Hiç tanımıyorum. İçeridedir o. Çağıralım mı? Ah, hayır hayır. Gerek yok. Polis de seni çağırmayın. Polis? Ay hayır hayır. Gerek yok çağırmamıza. Nasılsa şimdi çıkar. Bence Makbule Hanım gibi insanlar, nasıl desem, böyle tacın incisi gibidirler. Kolay benzerini hayatta bulamazsın. Teşekkür ederim. Ben gerçekleri söylüyorum burada. Gerçekten söylüyorum. Mücevherin kıymetini bilemeyip yere düşürenler olabilir, olmaz mı? Olabilir, tabii ki olabilir. İzzet düşürmez bence. Ben onu bu genç adamın yüzünde görüyorum. Evet, İzzet düşürmez. Bir dakika ya, Burhan bir şey diyor. Mücevher yere düşse de kırılmaz. Çamurlansa da mücevher mücevherdir. Her zaman mücevher mücevherdir. Kabahat onun kıymetini bilemeyip elinden kaydırıp düşürmesinde. Kabahat o insanda. Ama o insan hatasını anlarsa, yani o insan... Ben miyim? Ya ne alakası var şimdiki? Ne haber Gafur? Misafirimiz vardı. Olsun. Hacer hakkında bir konu konuşmaya geldim. Hadi ya. Özel. O zaman şöyle mutfağa geçelim. Sakin sakin konuşalım. Sen İzzet Efendi. Sen neyine güveniyorsun da ki meşhur bir ailenin kızını sen istemeye kalkıyorsun? Çok merak ettim ya. Aşkına güveniyor Burhan Bey. Evet, bence bu gençleri ayırmayalım. Aşk o kadar kolay mı ya? Ne demek aşk o kadar kolay mı Makbule Hanım? Senin? Aşkı bulmak kolay değil ama kaybetmesi kolay Burhan Bey. İnsanlar hata yapabilir Makbule Hanım. Bey amca, veriyor musunuz kızınızı? Bir burada bir şey konuşuyoruz. İki de araya giriyorsun. Allah Allah, uyanık esnaf. Senin 3 tane çocuğun varmış. He? Ne demek şimdi bu? Viyak viyak ciyak ciyak çocuklar ortada dolaşıyor. Kızın şey yapıyor ya. Abi bakıcı alacak ha kendisine. Bakıcı almaya çalışıyor. Ne, uyanık esnaf. Ya ne diyorsun sen arkadaşı? Ay. Ben biraz düşünmek istiyorum. Yiyebilir miyim? Aşk olsun, sorma ayıp ya. Hacer'i cep telefonunda bir konuşmada yakaladım. Yanlışlıkla telefon üstüne oturmuş. Beni aradı. Dinledim. Hadi ya. Sana aşığım diyor. Aşkımsın diyor. Gizli gizli buluşuyoruz diyor. Anladım. Hatta abim beni yakalasa öldürür. En azından süründürür diyor. Ne ayak? Şimdi Gafur biliyorsun... bazı... genç... bu yaşlarda... insanın... duyguları... yani... Şimdi ben ne yapayım? Valla bence kaba kuvvete başvurmak bir şey çözmez yani bence. Çözer. Adamı ortadan kaldırırsın, sorun kalmaz. Yapma Gafur, yapma etme yani. Ne gerek var böyle şeylere ya? Hı? Görüyorum da.
lira versene bana. Yavaş yavaş içeri geç istersen, hadi. Tamam tamam, anladım. Programı mı başlıyor? Ne? Yok bir şey, yok bir şey. Evet, ben bir hata yaptım. Bir gecelik kaçamak, bir gecelik kaçamak bütün bunlara değil miydi? Bir gecelik mi? Birkaç. Bir miktarda yalan var tabii ki. Ama eğlenecek kız var böyle eğlendiğin, dans ettiğin, öpüp kokladığın Paris Hilton gibi. Bir de evlenecek kız var. Koca bir soru işareti. Evlenilecek kız mı? Yani zaman içerisinde, gelişim süreci dahilinde yani, o anlamda diyorum. Ah Burhan, beni çok üzdün. Olabilir ama bu kaçamak sana olan aşkımı azaltmadı ki. Aşk mı? Aşk. Aşk. İlk defa aşk kelimesini kullanıyorum, dikkatini çekerim. Lütfen beni içerideki adamla karşılaştır. Lütfen. Bir ona bir bak, bir de bana bir bak. Güzellik açısından, kalite açısından değerlendir. Bilinçli bir tüketici her zaman kendi kararını verir. Şimdi konu karıştı. Tekrar aşk meselesine tekrar geri dönmek istiyorum. Lütfen ayarlamayın. Lütfen beni affet. Lütfen aşkımızı çöpe atma. Ben seni tekrar yerde kaldırıp başımın tepesine tekrar takmak istiyorum. Tekrar kafamın en yükseğinde, baş tacı olarak. Dayı. Donla. Gerizekalı. Azıcık değdi. Gerizekalı. Ay nerede bu tanrıverdi ya? Abi tanrıverdin misafiri var. Hayır, misafiri yok. Ben onu tanımıyorum. Hatta o da beni tanımıyor. Yani ne zaman sahneye çıkacaksın? Ne sahnesi ya? Şarkı söyleyecek ya. Duran'ın şarkıcısı ya. Şarkıcısı mı? Tanrıverdi. Sen ışıkçı mısın burada? Aslında bu adamın kulağını keseceksin. Nasılım? Çok saçma oğlum ya, yani ne geçecek ki eline, değil mi? Kulak yani. Evet, babam da öyle dedi zaten. Ha işte. Benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi, ne geldi? Git Sacit Kral'la konuş dedim. Şimdi Gafur bak, vallahi de billahi de insanın kontrolü dışında. Zaten bir şey de olmadı. Yani sen bu adam kim biliyor musun? He? Yani sizin dükkanın orada gözüne herhangi bir şey çarptı mı? Hacer'in yanında birini gördün mü? Bir şey duydun mu? Ben? Yok, ben bir şey duymadım ya. Alakam yok yani. Dükkanda öyle sağıma soluma bakmadan şey yapıyorum zaten. Ama o adamı bulsam var ya, tam süper olacak. Okuldan falandır kesin. Bence de. Tabii tabii. Zaten biz Hacer'e her şeyi yasakladık. Okuldan eve, evden okula. O da benimle birlikte. Güzel. Arada ben de eşlik ederim istersen. Hani senin işin falan çıkarsa. Yok. Gerek yok kanımca.
Hacer seni uyutur zaten. Ha, bu da var ya. Sacit Kral, eğer bir şey duyarsan bana haber ilet, emin. Tabii tabii, insaniyet namına yani. Vay ahlaksız ırz düşmanı. Elma çok güzelmiş. Vallahi mi? Bıçağı buraya bırakıyorum. Oh, o da iyi oldu. Ben şuradan çıkıyorum. Misafire ayıp olmasın kanımca. Sen bu yüzden mi gelmemizi istemiyordun? Sen niye böyle kulağa girdin, kıyafet balosuna mı gidiyorsun? Ne balosu ayol? Ben evde oturup duruyorum, bunalımdayım. Seni merak ettim de. Ben de sana rezil olmamak için hani bulaşık falan. Aslında garsonluk yapıyorum ama bu da var. Ne rezil olması ayol? Ben sana bayılıyorum. Ben de sana çok bayılıyorum. Hayatım iğrenç, gayet mutsuzum, hiç mutlu değilim. Ay çok sevindim. Benim de iğrenç. Oh be. Vay be, helal olsun kadına. Herkes nerede ya? Üzülme İzzet, biz yanındayız. Kıkır. İzzet Bey, nasılsın? Ne gülüyorsun lan? Hiç. Aklıma böyle bir Fransız fıkrası gidiyor. Makbule. İzzet Bey bekliyor kızım. Nedir senin bu konuda fikrin? Ha kızım, ne düşünüyorsun? Ciddi misin bu beyle evlenme konusunda? Ay yok, ben vazgeçtim. Vaz mı geçtin? Ha, canım istemedi şimdi. Ay kusura bakma hemşerim. Ya Makbule abla, ne diyorsun? Hayatının kısmeti. Ya böyle yakışıklı bir adam bırakılır mı ya Makbule? Kaparlar bunu, kaparlar. Makbule Hanım, ben bir şey mi yaptım? Bir şey yapmaya gerek yok. Bir defa tipine bak. Allah'ım yarabbim. Çoluğuna çocuğuna dada arıyı, ahçı arıyı yemezler. Bir defa üniversite mezunu bile değilsin. Yeter Burhan, üzme artık çocuğu. Getire 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 bir ton böyle şey getirmiş, beyaz peynir getirmiş, görgüsüz. Görgüsüzsün. Koskoca Sütçüoğlu ristasına getire 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 bu kadar peynir getirmiş. Şuursuz, deri kokuyorsun, burnum yanıyor kokudan. Karın bile kasmış senin ya. Lan seni. Ana, Sacı Bey nerede? Sacı Bey! Sacı Bey nerede? Tamam, İzzet sakin ol. Sakin ol İzzet. Sakin ol İzzet. Yapmayın. Sakin ol İzzet. Yapmayın. Kesin Sacı Bey. Kesin. Ne yapıyorsun? Bıraksın artık, ne sağlık ol. Durmayın. Sacı Bey, lütfen. Ne yapıyorsun? Yazışmak için e-mail gönderdiğimde cevabını isterim. Bu da olmadı biliyorum. Gülmeden bari ben keseyim dedim de. Bundan sonra okuldan eve... Doğru mu söylüyorum ya? İçeride gerçekten bir ferahlama olmadı mı ya? Vallahi ha. Şu anda etrafta dikkat ediyor musun? Oksijen akışı başladı ha. Dikkat edin. Değil. Hasibe? Söyle bakayım. Ay Hasibe dedim. 220 metre, 20 ne ya? 20 metre kare. Ha, neresini uzatacağım? Kız esneme, isteme esnasında ben de burada olacağım. Belki bir arkadaşım. Kız esne, isteme esnasında... Irz düşmanı. Bence kesin ailenin parasında pulunda. Zenginde, parasında, pulunda, malında, mülkünde kesin bence
Bence herkesin bir tırzı vardır. Parada, pulda, malda, mülkte. Bence kesin bu adamın kafası bence burada, bence burada. Malkta, mülkte. Malk mı? Parada, pulda, malkta, mülkte. Demek rak dünyası yeni bir büzüşmesi. Uyusaydın sen. Demek rak dünyası yeni bir büzüş. Anlat bakalım deli anne. Deri ceket mi yapıyor musun? Baban, ailen, memleketinde mesela ünlü bir ailenin oğlu musun? Bunları bilmek zorundayız, bildik mi? Makbule benim hakkımda bir şey diyor mu? Diyor. Ne diyor? Deri kokulu, her yerim yandı senin kokuların yüzünden. Ağzın burnunu dağıtacağım ha. Neydi sonu ya? Neydi abi? Nasıl geldi bana? Biri bizi durdursun canım.